Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Galatasaray. Evet arkadaşlar, bugün Galatasaray'ımızın Gaziantep Futbol Kulübü ile ilk açılış maçı var. Ve kendi sahamızda Türk Telekom Arena'da oynayacağız. Bu maçı değerlendireceğim sizlere ve ilk 11'deki muhtemel ilk 11'i değerlendireceğim. Hem Galatasaray'ımızın hem de Gaziantep'in muhtemel 11'ini değerlendireceğim. Ama ona geçmeden önce tabii ki sizlerden ricamız, Galatasaray kanalımızın büyümesi için abone olmanızı istiyoruz. Akşam saat 7'de maçtan 1 saat önce bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da maç sonrası saat 22.00'da da maç sonrası canlı yayın yapacağım. Yayına bekliyorum. Hepinizi canlı yayında fikirlerinizi beyan edebilirsiniz ve soru sorabilirsiniz canlı yayınlarda. Maçla ilgili veya transferlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Arkadaşlar Okay Yokuş'la ilgili çok soru var. Okay Yokuşlu'nun menajeri ve Okay'la Galatasaray'ımız resmi olarak anlaştı aslında. Ama Celta Vigo birazcık direniyor satın alma opsiyonu konusunda. 3 gündür antrenmanlara çıkmayan bir Okay var. Yani Okay resti çekti aslında Celta Vigo'ya. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye. Yani Okay'ın gelmesi muhtemel gözüküyor artık. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Ben Okay'ın geleceğini düşünüyorum. Çünkü antrenmanlara çıkmıyor. Ha, antrenmanlara çıkmaması hoş bir şey mi? Değil tabii ki. 3 gündür antrenmana çıkmaması hoş değil. Çık antrenmanına hazır bir şekilde gel. Bakın maçında sahaya çık. Çok daha iyi olurdu aslında. Okay'la ilgili aktaracaklarım bunlar. Belhanda gündemi aslında meşgul eden bir diğer kişi. Belhanda ile ilgili Davila bir açıklama yaptı menajeri Davila. 3 kulüple görüşüyoruz. Fransa 1.lik, Bundesliga 1.lik ve Yarımadası'ndan bir kulüple görüşüyoruz. Ben yaklaşık 3 gün önce bir video yayınlamıştım ve Katar'dan bir kulübün Belhanda'ya 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığını söylemiştim. Tahminince o kulüptür diye düşünüyorum. Belhanda'yı Galatasaray'ımız tabii ki 3,5-4 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Ben tabii ki Belhanda'nın gitmesinden yanayım. Çünkü gerçekten bu sene katkı vereceğini düşünmüyorum. Tabii geç kaldık ama zararın neresine dönersen kârdır demişler. O yüzden ben Belhanda'nın yakın zamana gideceğini düşünüyorum. Tabii Belhanda gittiği zaman orta sahaya bir an önce transfer yapılması lazım. Etobo geldi. Etobo arkadaşlar antrenmansız ve bir kondisyon yüklemesi yapılması lazım. Bir 10 günlük özel bir çalışma yapılacak. Yani bu akşam yedek kulübesinde göremeyebiliriz. Bunu aktarayım. Bakü maçına da yetişmesi birazcık zor gözüküyor. Tabi burada Scout Piri'nin devreye girmesi lazım. Ne kadar erken hazırlarsa Scout Piri bu oyuncuyu o kadar tabii ki iyi olacaktır. Şimdi gündemi meşgul eden bir diğer kişi. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Lütfen dediklerime dikkat edin. Ben oyuncuların Galatasaray'ımızın gündeminde olup olmadığını veya bir menajer önerisi mi değil mi veya Galatasaray'ımızın teklifi olup olmadığını söylüyorum. İyi dinleyip öyle yorum yapın lütfen. Bakın bazıları diyor ki işte gündeme bir sürü oyuncu getirdin. Birçok isim yazdın ama hiçbir Galatasaray'a gelmedi diyor. Ama bu benim suçum değil arkadaşlar. Size örneğin 20 video çektiysem, 20 kişiden bahsettiysem bunun en az 10 tanesi menajer önerisi. Bunu söyledim ben zaten videolarımda. Şu isim menajer önerisi. Mesela Strootman menajer önerisi. Bunu söylemiştim ben zaten. Steven Johansen bir menajer önerisi. Bunu söylemiştim. İşte ben oyuncuların bir menajer önerisi mi değil mi? Yoksa Galatasaray'ımızla ilgisi var mı değil mi? Yoksa resmi teklif yapılmış mı yapılmamış mı? Bunu söylüyorum zaten. Evet gündeme belki 20-30 isim geldi. Ama bunların hepsi Galatasaray'ımızın gündeminde olan isimler değildi. Mesela şimdi bahsedeceğim Javier Pastore. Bu bir menajer önerisi. Evet Galatasaray'ımız için lüks gözükebilir. Ama menajer önerdi bu ismi. Şimdi menajerin önerdiği bu isimden bahsetmemek doğru olur mu? Olmaz tabii ki. Biz de bunu gündeme getirip konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Diğer Kondogbia'da olduğu gibi ben sadece oyuncuyu değerlendiriyorum. Gelme olasılığını değerlendiriyorum. Şimdi bu isimde evet menajeri Galatasaray'ımıza önerdi Pastore'yi ama nasıl alacaksın? Asıl mesele bu zaten. Bu oyuncuyu nasıl alacaksın? Nasıl transfer edeceksin? Büyük mesele bu aslında. 31 yaşında 1.87 boyunda Pastore 10 numara mevkisinde oynayan Arjantinli bir oyuncu ve Arjantin milli takım formasını giymiş bir isimden bahsediyoruz. Gelmesini ister miyim? Tabii ki isterim ama maliyeti çok yüksek arkadaşlar. İtalya'da aldığı yıllık maaş Roma'da
8 milyon euro. Elbette vergiler dahil 8 milyon euro. Vergiler çıktığımız zaman yaklaşık 3,5-4 milyon civarı bir yıllık aldığı ücret var. Maç başı aldığı primlerle beraber. 4 milyonu geçen bir yıllık ücreti var bu ismin. Bakıyoruz Galatasaray'ımızda şu anda o fiyatlara çıkacak bir bütçesi yok. Nangolan için Galatasaray'ımızın yaptığı teklif 2,3 milyon euroydu. O da bir star, o da bir yıldız. 2,3 milyon euro üstüne çıkmamıştı Galatasaray'ımız. Haberlerde şu yazıyor. Yarısının Roma, yarısının Galatasaray karşılaşacak gibisinden. Yarısı olursa tabii ki neden olmasın? Hani Pastore'yi alıp yıllık 2 milyon euro verecekseniz elbette kabulüm. Çünkü hani bu oyuncunun şu anda size geçmişine dönmek istemiyorum. Zaten kendini ispatlamış. Paris Saint-Germain'de yıldızı parlayan, daha sonra 2018'de Roma'ya transfer olan, 24 milyon euroya transfer olan bir isimden bahsediyoruz. 2 yıldır Roma forması giyiyor. Tabii Roma'da bir düşüşe geçti. Hani o istediği patlamayı yapamayan bir pasörden bahsediyoruz Roma'da. Elbette Türkiye'ye gelirse iş yapacak bir isim. Takımı çok iyi yönetebilen bir 10 numara. Serbest vuruş kullanabilen, forveti besleyebilen, kanatlara destek verebilen pasör bir isim. Aynı şekilde şutör, pasör, oyuncu geçebilen, bileklerine hakim. Yani saymakla bitmeyen özellikleri var. Çok iyi bir isim. Roma'nın göndermesinin nedeni maaş yükünden kurtulmak. Bu sene maalesef pandemiden dolayı dünya yıldızı da olsa birçok takım satmak istiyor. Bir de böyle Paris, Barcelona, Real Madrid gibi kulüpler bu maaş yükünü verebiliyor. Diğer kulüpler işte böyle maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu göndermek istiyor. Kondogbia'da da olduğu gibi Kondogbia'da Valencia maaş yükünden kurtulmak istiyor. Burada da Roma maaş yükünden kurtulmak istiyor bu oyuncudan. Yani bu oyuncunun tabii ki böyle analizini yapmaya gerek yok dediğim gibi çok iyi bir isim. Ama Galatasaray'ımıza ne kadar yakın soru işareti. Bir menajer önerisi. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu ismi Galatasaray'a menajer önerdi. Bunu söyleyelim. Bakın sonra yanlış anlamayın. Biz gündeme getirmedik. Menajeri gündeme getirdi bu ismi. Şartlar oluşur mu? Belhanda satılırsa eğer. Tabii ki Galatasaray'ımız bir 10 ve 6 numara alacak. 6 numara okey gibi gözüküyor. Ama bir 10 numara transferi de bekliyorum açıkçası. Burada Pastore olursa tabii ki sevinebilirim. Bir diğer konuya değinmek istiyorum. Galatasaray'ımızın işte menajerlere ödediği para muhabbetine arkadaşlar. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ımızın bu konuyu uzatmayacağım. Galatasaray'ımızın yönetim olarak bu köstebeği bulup resmi işlemleri başlatması lazım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar açık açık oynamazken yani hiçbir kap bildirimi yapmadan futbolcu nasıl sattılar, nasıl aldılar hiç kimse bilmeden bunları nasıl yaptılar hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama iş Galatasaray'a gelince böyle köstebekler ortaya çıkıyor. Lütfen Sayın Mustafa Cengiz bu köstebekleri bulun ve gereken cezayı verin diyorum. Bu konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Evet gelelim bu akşamki Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçına. Bu maçla ilgili arkadaşlar tabii ki Galatasaray'ımızın ilk maçı. Bununla ilgili notlarım var. Türk Telekom'a da oynayacağız. Transferlerimiz yetişmedi. Etebon'un 11'de olmasını beklemiyoruz. Antrenmansız. İlk 11 olarak şöyle düşünüyorum ben. Fatih Omar, Donku bekliyorum arkadaşlar. Luyendama hazır değil. Marco Saracchi. 6 numara Taylan. 4-1-4-1 taktiği düşünüyorum ben. Orta dörtlü Emre Kılınç, Feghouli, Ömer Arda diye bekliyorum ben arkadaşlar. Sağda Feghouli, solda solda Emre Kılınç. Orta ikili yani Taylan'ın önündeki orta ikili 8 ve 10 numara. Ömer Arda olarak düşünüyorum. Biliyorsunuz Emre Akbaba sakatlandı. Önde Falcao'yu bekliyorum. Antep'te de bakıyoruz. Günay Güvenç yabancı bir isimleri geçen sene zaten Antep'te görmüştük. Oğuz, Tosca, Dijlubaji, Junior Moraes, Jefferson, Kozacic yeni transferleri. Enver Cenk Şahin, Maxim'le iyi bir isim arkadaşlar. 10 numarada oynayan ve bedelsiz bir şekilde aldılar bu ismi. Alman kulübü Mainz'dan. Günay Vural, Aksaray'dan yakından takip ettiğimiz, tanıdığımız bir isim. Geçen sene yine Antep'teydi. Forvet'te yeni transfer. Gremio'dan transfer ettikleri Andre Forvet'te oynayacak arkadaşlar. Sert bir maç olmasını bekliyorum açıkçası. Galatasaray'ımızın kolay kolay galip geleceğini düşünmüyorum. Bu maçın çok zor geçeceğini, çok sert geçeceğini düşünüyorum. İlk maçlar her zaman çok zordur. Bunu da söyleyelim. Galatasaray'ımız biliyorsunuz Süper Lig 62 yıllık bir geçmişi var. Açılış maçlarında 62 yıllık geçmişinde 42 galibiyet alıyor. 12 mağlubiyet.
ve 6'da beraberliği var ilk hafta oynadığı maçlarda. Ev sahibi olarak çıktığımız ilk hafta maçlarında 37 maç yapıyoruz ve bunun 30'unu sahada galibiyetle ayrılıyoruz. 5 mağlubiyet, 2 de beraberlik ile sonuçlanan maçımız var. Kendi sahamızda oynadığımız ilk maçlarda. Gol olarak söyleyeyim, son 62 sezonda açılış maçlarında Galatasaray 53 maçta gol atma başarısı gösteriyor. 9 maçta gol atamıyor Galatasaray'ımız. Bunu da dipnot olarak verelim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz Galatasaray Haber 1905 kanalımızın Galatasaray Instagram sayfasını lütfen takip etmeyi unutmayalım. 11.200 kişi olduk. Giderek hızlıca büyüyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Orada tabii ki ben yokum. Kardeşimiz var. O takip ediyor sayfamızı. O yönlendiriyor. Kişisel hesabım da var tabii ki, onu da takip edebilirsiniz. Ama Galatasaray kanalımızı, Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü hızlı bir şekilde büyüyoruz açıkçası. Sizleri de bekliyoruz sayfamıza. Evet, abone olmayı unutmayalım. Galatasaray sayfamızı her geçen gün hızlı bir şekilde büyütüyoruz. Canlı yayınlara katılın arkadaşlar. Bakın, orada sorular sorabilirsiniz. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Güzel geçiyor canlı yayınlar. Hoş sohbet havasında geçiyor canlı yayınlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.